Selamünaleyküm arkadaşlar. Artık kış geldi. Meyveler güzel güzel, çeşit çeşit meyvelerimiz çıktı. Böyle limonlarımız, muzlarımız, kış meyvelerimiz, mandalina kabuklarımız veya portakal kabuklarımız, havuç kabuklarımız, greyfurt kabuklarımız, bir sürü zebzem kabuklarımız çok fazla var. Mesela yumurtamız yaz kış her zaman evimizde bulunan. Şimdi bunları ne yapacağız arkadaşlar? Bunları gübre yapacağız. Yavaş yavaş gübremizi yaza hazırlayacağız. Çiçeklerimiz için, her türlü çiçeğimiz için doğal gübremizi kendimiz yetiştireceğiz arkadaşlar. Bir tane kovamızı aldık. Herhangi bir kovayı bir bahçenin kenarına koyun arkadaşlar. İçerisine böyle toprak koyun altına. Bu kabuklarımızın da içerisine koyalım. Azer azer döşeyip üzerlerine toprak atacağız arkadaşlar. Kat kat bu bittikçe, yedikçe meyve kabuklarımızı koyacağız. Yedikçe meyve kabuklarımızı koyup böyle toprakla gömeceğiz. Yine bir sıra, iki sıra çıktı ondan. Özellikle muz kabuklarımız çok çok faydası. Pırasa, her çeşit meyve kabuklarından kendi gübremizi elde edelim arkadaşlar mutlaka. Şimdiden zebzelerinizi almaya başladınız zaten. Buradan böyle kovaya koyup üzerlerine toprakla kapayacağız ve bu dışarıda kalacak. Tamamen örttük mü bırakıyoruz. Her meyve kabuklarınızı yediğiniz zaman mutfağınızda ne zebze, meyve, ne kabuğu çıkarsa gelip böyle bir kapın içerisine koyuyoruz onu arkadaşlar. Bittikçe üzerine tekrar gene toprak koyup ve bu dolana kadar bekliyoruz. Kat 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 doldurduktan sonra bunu bir kenara alıyoruz. Diğer bir kufayı daha kenara koyup onu da aynı şekilde yediğimiz meyve kabuklarını biriktiriyoruz arkadaşlar. Kışa bunu sardunyalarımızın topraklarını değiştirirken bazen bana çok güzel toprak lan değiştiriyorsunuz diye yorum yazıyorsunuz sardunyalar için. İşte ben doğal gübremi böyle kendim yapıyorum onu satın gübre almadan. Hem çok faydalı. Çiçeklerimiz asla ve asla sardunyalarımız, bütün çiçeklerimize ben bunu kullanıyorum. Bitlenme, sararma, herhangi bir kuruma, herhangi bir hastalık yaşamıyorum çiçeklerimde. Çünkü toprağı organik olarak yetiştirdiğim için arkadaşlar. Şimdi bu doğal gübre. Doğal gübremizi elde edelim devamlı. Şimdi bu videomda sizlere nasıl doğal gübre elde ediyorum onu sizlerle paylaştım meyve kabuklarından. Şimdiden beni izlediğiniz için size çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Tek tek hepinize teşekkür ederim. Videolarıma yorum yapıp beğenip like attığınız için sağ olun. Allah'a emanet olun. Bir dahaki videolarımda görüşmek üzere. Hoşça kalın.